Merhaba arkadaşlar. İndüksiyon MK'sı ve indüksiyon akımı ile ilgili testimizi çözümüne başlıyoruz. Şimdi KLM'nin çerçevesi belli bir sabit hızla ne yapıyor? Düzgün bir manyetik alan içine sokuluyor. Bu sırada işte bu çerçevede oluşan indüksiyon MK'sının zamana bağlı değişim grafiğini istemiş. Şimdi arkadaşlar indüksiyon MK'sının sebebi neydi? Belli bir bölgedeki manyetik akının düzgün olarak ne yapmasıdır? Zamanla değişmesidir. İşte bu delta phi b bölü delta t dediniz. Yani birim zamandaki manyetik akı değişim hızı ne yapacaktır? İndüksiyon MK'sını verecektir. Şimdi şöyle düşünün. Bu çerçeve bu manyetik alana girinceye kadar yani şu süre zarfında ne olacaktır? E, kapalı bölgeye delip geçen bir manyetik alan olmadığı için burada bir manyetik akı olmayacak ve burada bir de manyetik akı olmadığı için değişim olmayacak. Yani emk'miz ne olacaktır? emk'miz sıfır olacaktır belli bir süre boyunca. Sonra ne yapacak? Bu çerçeve manyetik alana girmeye başlayacak ve bu çerçevede bir manyetik akı oluşacak ve o manyetik akı ne yapacak? Artacak. Peki eşit zamanlarda sabit hızla gittiği için işte ne yaptı? X kadar gitti. Sonra bir X kadar daha gitti. Sonra bir X kadar daha gitti. Dolayısıyla bu çerçevedeki manyetik akı ne yapıyor? Artıyor. Yalnız manyetik artıyor da arkadaşlar birinci saniyede şu kadar artış olurken ikinci saniyede ne yapıyor? İkinci saniyedeki artış birinciden daha fazla oluyor. Üçüncü saniyedeki artış ondan daha fazla olacak. Dördüncü saniyedeki artış daha fazla olacak. O zaman her bir saniyedeki değişim bir öncekine göre artacak. Dolayısıyla MK'mız ne olacak? Artan bir MK olacak. Yani sabit olmayacak. Başlangıçta arkadaşlar ne olacak? Sıfır olacak MK'mız. Onun için şunları zaten de. Sonra ne yapacak? MK Oluşmaya başlayacak manyetik akı değişecek ama her bir değişim bir öncekine göre fazla olduğu için sabit değil artan bir şekilde olacak ve burada zaman sabit olduğu için her bir saniyedeki artış bir öncekine göre düzgün bir değişim olduğu için emk düzgün bir şekilde artacak cevabımız edirne olacaktır. Demiş ki kdm çerçeveleri manyetik alanlarda ve hızla hareket ediyor hangisinde elektromotor kuvveti oluşur yani hangisi bir üreteç gibi davranır. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacak? Manyet, çubuk manyetik alan içinde hareket edince o çubuğun üzerindeki artı ve eksi yüklerde ne yapacak? Manyetik alan içinde hareket edecek ve bu yüklere kuvvet etki Hatırlarsanız manyetik kuvveti ne yapıyorduk? Dört parmak manyetik alan yönde tutulunca, baş parmağı da sen hız yönde tutunca ne yapıyordu? Avuç içi artı yük etkilen kuvveti, avucun dışı da eksi yük etkilen kuvveti gösteriyordu. Şimdi burada manyetik alanımız nereye doğru? Manyetik alan sayfanın dışına doğru. Yani sağ elinizin dört parmağının sayfanın dışına doğru. Kendinize doğru tuttunuz. Baş parmağı hız yönde tuttuğunuzu düşünün. O zaman dört parmak işte manyetik alan yönde, baş parmağı da hız yönde tutunca ne olacaktır? Artı yük, avuç içi, eksi yük de avucun dışı yönde bir kuvvet etkiler. Dolayısıyla eksi yükler çubuğun şu ucunda, artı yükler de çubuğun diğer ucunda toplanacak. Dolayısıyla buradaki kutuplaşmalar çubuğun uçlarında değil yan yüzeylerde olduğu için bu ne yapacaktır? Bir üreteş gibi davranmayacaktır. Yani sonuçta bu üreticinin emek aslında nereden buluyorduk? B ve L'den buluyorduk. L dediğimiz ne? Çubuğun boyu değil. L dediğimiz artı ile eksi arasındaki mesafe. Bu çubuğun kalınlığı kalınlığı dönemsiz olduğu için ne olacaktır? Burada bir indikşen emek oluşmayacak. Burada yine ne yaptın? Sağ aldın. Dört parmağını manyet kalan yönde tuttun. Baş parmağını hız yönde tuttuğun zaman işte avuç içi yönde artı yük. Avucun dışı yönde eksi yük. Dolayısıyla o çubuğumuz ne olacak şu çubuğumuzun? Artı yükler işte çubuğun ekran içine doğru eksi yüklerde ne yapacaktır? Ekran dışına doğru gelecektir. Yani yine yan kutuplarda yan yüzeylerde bir kutuplaşma olacağı için bu da bir üreteç gibi davranmayacak. Burada ise dört parmağı manyetik alan yönde tutun, baş parmağı hız yönde tuttuğu zaman avuç içi yönünde art yükler bu uçta toplanacak, eksi yükler bu uçta. Dolayısıyla ne yaptı? Çubuğun uçlarında bir kutuplaşma olduğu için işte burası ne yaptı? Burası bir üreteç gibi davrandı. Hangisi elektromotor kuvveti oluşturdu? Yalnızca M çubuğumuz. Üçüncü sorumuz demiş ki arkadaşlar manyetik akı değişimi ile ilgili olarak manyetik akı skaler bir büyüklüktür. Evet arkadaşlar manyetik akı skaler bir büyüklüktür. Manyetik akı değişim hızına indüksiyon elektromotor kuvveti denir. Şimdi indüksiyon EMK'sı dediğimiz şey nedir? Eksi delta fi b bölü delta t yani bilim zamandaki manyetik akı değişim hızı diyorduk. Dolayısıyla manyetik akın değişim hızı indüksiyon elektromotor kuvvetini oluşturacak. Manyetik akının birimi Weber bölü metrekare midir? Hayır arkadaşlar. Manyetik akının birimi nedir? Sadece Weber'dir. Weber bölü metrekare dediğiniz şey nedir? Manyetik alanın birimidir. Çünkü zaten sen manyetik akıyı nasıl buluyorsun? Manyetik alanla yüzey alanını çarparak buluyorsun. Dolayısıyla burada manyetik alanımızın birimi Weber bölü metrekaredir. Yüzey alanı metrekare ile çarparsa manyetik akı birimi sadece Weber olacaktır. Cevabımız 1 ve 2 Bursa olacak. Demiş ki üreteç bobin reostat şeklindeki devre kuruluyor. Hangileri yapılırsa akım üreteç akımı aynı yönde oluşur. Peki bu devrede zaten başlangıçta bir akım olduğu için bu devrede oluşan biz akıma ne diyoruz? Öz indüksiyon emekası ve öz indüksiyon akımı diyoruz. Ve öz indüksiyon emekasının sebebi ne? Eksi delta L çarpı delta I bölü delta T. Yani devredeki akımın değişmesi. E devredeki akımla aynı yönde olmasını istiyorsan ben devredeki akımı ne yapacağım? Azaltacağım ki devredeki akım azalınca hani bu da karşı koyacak lens kanunundan. Karşı koyduğu için de ne olacak? Azaldığı zaman arttırmak için devredeki akımla aynı yönde oluşacak. O zaman benim akımı düşürmem lazım. E akımı düşürmek için ne yapacağım? arkadaşlar? S anahtarını açarsam olur. S anahtarını açtığım anda akım ne yapacak? 0 değerine inecek. O 0 değerine inerken bir azalma olduğu için orada ne yapacaktır? Öz indüksiyon akımı devredeki akımla aynı yönde olacaktır. Riosto sürgüsünü ok yöne çekersem olmaz. Direnci azaltırım. Direnç azaldığı için akım artar. yüzden ben akımı azaltmam lazımdı. R direnç değerini arttırırsam yani buraya daha büyük bir direnç koyarsam ne o sırada devredeki akım azalacak. Akım azaldığı için yine olur mu? Olur. Cevabımız 1 ve 3 olacak. 500 sarımlı bobin manyetik alana koluyor. Bobinden geçen manyetik akı değişim hızı olduğuna göre bobin uçlar oluşan elektromotor kuvveti, indüksiyon elektromotor kuvveti sormuş. Şimdi arkadaşlar indüksiyon elektromotor kuvveti neydi? Eksi delta fi b bölü delta t idi. O zaman bu delta fibe bölü delta t demek ne demektir? Birim zamandaki manyetik akı değişim hızı. E manyetik akı değişim hızını zaten kaç vermiş? 3 bölü 100 vermiş. Bu eksi de hani kendi oluşan sebebe karşı olduğunu gösteriyor. Bu bir tane sarım için. Ama burada ne var? Burada 500 sarımlık var. O zaman her bir sarım için bu değeri alırsak o zaman 500 sarım için ne yapacaktır? 15 voltluk bir pil gibi davranacaktır sistem. Şekildeki manyetik alanın şiddeti sabittir. Dirençlerden akım geçer demiş. Şimdi arkadaşlar ben bu direnci bu yönde hareket ettirirsem ne olacaktır? Manyet kananca doğru hız bu yöne doğru olduğu için buradaki artı yükler buraya gidecek, eksi yükler buraya gidecek. Dolayısıyla ne yapacak? Bu kutuplaşacak ve artısı burada, eksi burada olan bir üreteç gibi davranacak. Ve bu üreteçten dolayı ne yapacaktır? Şuradan bir akım geçecektir. Veya bu olayı nasıl düşünebilirsiniz? <laughs> Şimdi kapalı bir bölge var. Burayı delip geçen manyetik alan var. Yani kısaca burada bir manyetik akı var. işte B çarpı alık. Ama sen bunu V ile çekerken alan ne yapıyor? Alan giderek artıyor. Dolayısıyla manyetik akı arttırdığın için burada bir indiksiyon emekası ve indiksiyon akımı oluşur. İkinci de kapalı bir bölge var. Burayı delip geçen manyetik alan var. Yani şurada bir manyetik akımız var. Yani ne kadarlık? İşte B çarpı A kadarlık. Yani sen teli buraya doğru hareket ettirsen de o kapalı bölgede yani manyetik alan delip geçtiği alanda bir artış yok. Dolayısıyla manyetik akı var ama değişim olmadığı için burada indüksiyon emekası ve indüksiyon akımı ne yapmaz oluşmaz. Veya şöyle de düşünebilirsin. Sen çubuğu hareket ettiriyorsun ama bu hareket ettirdiğin çubuk şekil gitti. Hareket ettirdiğimiz çubuk manyetik alan içinde ne? Değil. Manyetik alan içinde olmadığı için burada bir hani kutuplaşma olmaz. Buraya bakacak olursak arkadaşlar R3 dirençinden dediği için sadece şu kapalı bölgeye bakacağım. E şimdi buraya doğru çekmek ne işe yarayacaktır? Evet bu taraftaki manyetik akıyı giderek arttıracak. Manyetik akı arttığı için burada bir indüksiyon emekası ve indüksiyon akımı ne yapar? Oluşur. Yani hangi dirençlerden akım geçecek? 1 ve 3'ten geçecektir. Demiş ki akım şiddetlerini soruyor. Şimdi akım şiddeti ne arkadaşlar? Sonuçta burada oluşan indüksiyon EMK'sının değeri nedir? Delta phi B bölü delta T. Tabii bir de burada neyimiz var? Eksimiz var lens kanundan gelen kendi oluşacağını sebebe karşı koyacak şekilde. Dolayısıyla burada oluşan indüksiyon EMK'sı neye bağlıdır? Birim zamandaki değişim hızına bağlıdır. Dolayısıyla dikkat edersen birim zamandaki değişim hızı ne olacak? Mıknatısın hareket hızına bağlı olacak. Mesela mıknatıs daha hızlı hareket ederse aynı sürede daha çok yaklaşmış olacak. Yani bu adam atıyorum x kadar gelirken bu iki mıknatıs ise 2x yaklaşacak. Daha çok yaklaşacak. O zaman burada manyetik alandaki artış daha fazla olacak. O zaman bir kere ne olacaktır? 2'deki değişim birden daha fazla olacaktır. 2 ile 3'ü kıyaslarsak evet aynı hızla yaklaşıyorlar. Yalnız burada sarım sayısı 2'en burada sarım sayısı 3'en. O zaman her bir kapalı bölge için değişime baktığım için ne olacaktır? 3. devrede oluşan akım sarım sayısından dolayı daha fazla olacaktır. 2'me göre 2'ye göre yani L'den geçen akıma göre. L ile K'daki geçen akımlara kıyaslarsak da ne olacak? Sarım sayılar aynı ama Burada yaklaşım hızı daha az, burada daha hızlı yaklaştığı için o zaman ikideki değişim birine göre daha fazla olduğu için M büyük, L büyük, K şeklinde ne yapabiliriz? Akımları bulmuş oluruz. Yani cevabımız Adana olacaktır. Demiş ki 8. sorumuzda. İşte akım şiddeti zamanla bu şekilde değişmiş. Öz indüksiyon EMK'sı 2 volt olduğuna göre öz indüksiyon katsayısı. Şimdi Öz indüksiyon emk'sının sebebi neydi zaten? Devrede başlangıçta bir akım olacaktı ve o akımın değişmesiydi yani. Öz indüksiyon MK'sı eksi L çarpı delta I bölü delta T diyorduk. Delta I bölü delta T birim zamandaki akım değişimi olmuş oluyor. L öz indüksiyon katsayımız oluyor Henry cinsinden. Eksi yine lens kanundan kendi oluşturduğu sebebi karşı yönde olduğunu gösteriyor. Epsilon dediğimiz emk'mız da öz indüksiyon emk'sı. Şimdi öz indüksiyon MK'sını 2 volt vermiş. Eksi L bilmiyorum zaten bana onun değerini soruyor. Delta'yı bölü delta T yani birim zamandaki akım değişim. E akımdaki değişim ne olacaktır? E son akım 20'den ilk akım 10'u çıkarırsam ne kadar değişti? 10'luk bir akım değişimi var. Kaç saniyede? 3 saniyede. İşte ben buradan L'yi çektiğim zaman ne olacak arkadaşlar? 3 kere 2 6 bölü 10'dan 0.6 olarak bulmuş olacağız. Buradaki eksi arkadaşlar orada akımın hangi yönde olacağını, devredeki akım ne yapıyor burada? Devredeki akım arttığı için akımı azaltmak için devredeki akıma ters yönde olduğunu gösteriyor. Eşit uzunluktaki özdeş iletken çerçeve 2 sarım, burada ise 3 sarım olan y halkası yapmış. Şimdi arkadaşlar bu 3 sarım bu iki sarım yapmış ama uzunluklar eşitmiş. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Şunun yarı çapına RY desem, şunun yarı çapına RX desem, yani bunun her sonuçta bunun çevre uzunluğu dairenin her bir çevresi nedir? 2 pi çarpı R'dir. Yarı çapla doğru orantılıdır. O zaman 2 tane RX, yani çevresi RX ile orantılı olacağı için 2 sarım yapılmış. Toplam bu telin uzunluğunu verecek. Burada ise ne yapacak arkadaşlar? 3 tane RY bunun toplam uzunluğunu verecek. Dolayısıyla ben burada yarı çaplara ne olarak diyebilirim? Ben bunun yarı çapını atıyorum 3R'lik bir çember dersem burada aynı uzunluktaki teli 3 defa sarabilmek için yarı çapı olan bir çember yapacağım. Peki alan dediğimiz şey ise pi r kareydi. Sonuçta bizim o kapalı bölgenin alanı yarı çapın karesiyle orantılı. Dolayısıyla burada oluşturduğumuz kapalı bölgenin alanına 9a dersen şurada kapalı bölgenin alanı kaç a'dır? 4a'dır. Peki buradaki manyetik akıyı soruyor. Şimdi manyetik akı dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Yüzeye dik olarak geçen manyetik alanla yüzey alan neyi? Çarpımı. Çarpı bir de burada tek bir sarım yoksa çarpı en sarım sayısı diyebiliriz. Şimdi iki de zaten dik olarak manyetik alan çizgileri dik geçiyor. Çünkü sayfa düzleminin içine doğru manyetik alanımız. O zaman buradaki yüzey dik olarak geçen manyetik alan B. Yüzey alanı 9A. Kaç sarımdan oluştu? 2 sarımdan oluştu. X'deki manyetik akımız bu. Y'de yüzey dik olarak geçen manyetik kalan yine B. E, yüzey alanımız ise bu sefer ne kadar? 4A. Ve burada kaç sarım var? 3 sarım var. Çarpı 3 diyebiliriz. Buradan arkadaşlar şu 3 ile şu 9'u sadeleştirirsek, şununla da şunu sadeleştirsek, cevabımız ne çıkacaktır? Cevabımız 3 bölü 2 olarak bulmuş olacağız. 10. sorumuz demiş ki, bir bobinde elektrik devresinde bobinden geçen akım zamanla bağlı grafiği şekildeki gibi verilmiş. Buna göre hangi bölgede devrede öz indiksiyon akımı? Şimdi arkadaşlar öz indiksiyon emekas ve öz indiksiyon akımının sebebi neydi? Eksi L çarpı delta I bölü delta T diyoruz. Dolayısıyla öz indiksiyon emekas ve öz indiksiyon akımının oluşması için gerekli olan şartımız devredeki akımın zamanla ne yapması lazım? Değişmesi lazım. K bölgesinde akım zamanla değişmiyor. O zaman akımda bir değişim olmazsa burada öz indiksiyon emekas ve öz indiksiyon akım olmaz. L'de ne yapıyor devredeki akım? Azalıyor. Azalıyorsa o zaman işte akım arttıracak için akımla aynı yönde bir öz indiksiyon akımı olur. Emekas ve akım oluşur. M'de zaten Zaten akım değişimi yok. Dolayısıyla öz oluşmaz. N'de ise devredeki akım arttığı için burada yine ne oluşur? Hangi bölgede oluşmazı sormuş bize. Oluşmayacağı şey nedir arkadaşlar? Birinci ve üçüncü yani K ve M bölgelerimizde ne yapmayacaktır? Oluşmayacaktır. 11. sorumuzda demiş ki X'ye bobinler birbirine etkileyebilecek kadar uzaklıkta yerleştiriyor. S anahtarı kapatılırsa. Şimdi S anahtarı kapatılırsa arkadaşlar ne olur? Bu devreden bir akım geçmeye başladı. Hatta akımın değeri başlangıçta neydi? Sıfırdı. Sonra devre anahtar kapatılınca akım değeri sıfırdan ne yapacak? Artık i değerine ulaşacak. Dolayısıyla devredeki bir akım geçecek ve dolayısıyla o akım sıfırdan başlayıp giderek artacak. O zaman giderek arttığı için bu devrede ne oluşacak? Öz indüksiyon akımı oluşacak. Çünkü zaten başlangıçta akım geçen devre ve o akım sıfırdan iyi değerine çıkarken devredeki akım ne yapıyor? Artıyor. Peki devredeki akım arttığı için ne yapacak bu adam? Bu da azaltmak isteyecek. Dolayısıyla devredeki akım yönünde ters yönde. Yani ne olacak? İki yönünde ne oluşacak burada? Bir öz indiksiyon oluşacak. Pardon bu indiksiyonmuş. Bizde öz indiksiyon oluşacak. Öz indiksiyon nerede oluşuyor? Öz indiksiyon birinci devremizde oluşuyor. Yani hangi yönde? İki yönünde. Peki buradaki akım artarken akımı azaltmak istiyor ama aslında akımı azaltabiliyor mu? Hayır. Sadece o artışı yavaşlatmaya çalışıyor. Yani parabolik bir şekilde artması sağlayacak akımı. Peki akım artarken bu akımın burada oluşturduğu manyetik alanda ne yapıyor? Giderek artıyor. Sağ el kuralına göre işte şu yönde akım geçerse dört parmağınızı akım yönü tutarsanız şöyle sararsanız sağ elinizle şöyle dört parmağı sardığınız zaman baş parmağınız ne yapacak? Şu yönü gösterecek. Dolayısıyla ne yapacak? Burada şu yöne doğru bir manyetik alan oluşacak. Ve bu manyetik alan sıfırdan ne yapacak? Devredeki akım artarken buradaki manyetik kalan da giderek artacak. Dolayısıyla İkinci devredeki kapalı bölgeler var ve bu bölgelerde geçen manyetik alan var ve diğerlerek ne yapıyor o manyetik alan artıyor. Dolayısıyla burada bir manyetik akı var ve ne yapacak o manyetik akı artacak. Manyetik akı artınca burada ne oluşacak? İndüksiyon emekası ve indüksiyon akımı oluşacak. İndüksiyonun sebebi neydi? Manyetik akı değişimiydi. Öz indüksiyonun sebebi devredeki akımın değişmesiydi. Dolayısıyla manyetik akı arttığı için ne yapmak isteyecek bu adam bunu? Azaltmak isteyecek. Azaltmak için o manyetik alanı zayıflatmak için içinden geçen manyetik alan ters yönde manyetik alan oluşturmaya çalışacak. Ters yönde manyetik alan oluşturması için de sağ el kuralı göre şu yönde yani önden arkaya doğru bir akım geçmesi gerekiyor. İşte bu hangi yön? 4 yön. Dolayısıyla ne yapacaktır? 4 yönde de indüksiyon akımı oluşacak. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. Demiş ki bir iletken çerçevenin içine geçen manyetik akın değişimi çerçevede bir indüksiyon elektromotor kuvveti oluşmasına sebep olur. Oluşan elektromotor kuvveti ne kadar büyük olduğu akı değişimin ne kadar hızlı olduğuna yani bilim zamandaki akı değişimine bağlıdır. Özdeş iletken çerçevelerdeki dik meydana gelen zamanla değişimi vermiş. Hangi çerçevede düzgün artan bir indiksiyon emekası olur? akımı oluşur demiş. Şimdi arkadaşlar K çerçevesine bakarsak burada manyetik akı zamanla ne kadar değişmiş? İkilik bir değişim olmuş. Sonra ne kadar değişmiş? Gene 2. Sonra ne kadar değişmiş? Yine 2. Sonra 2. Sonra 2. O zaman burada her saniyedeki değişime hep aynı. Dolayısıyla burada bir indüksiyon emekası ve indüksiyon akımı oluşur ama nasıl bir akım oluşur? Sabit. Çünkü her bir saniyedeki değişime hep aynı olduğu için emekası sabittir. Burada ne kadar değişmiş? 1 değişmiş. Sonra burada arkadaşlar ne kadar değişmiş? 9 değişmiş. Burada ne kadar değişmiş? 4 değişmiş. Sonra burada ne kadar değişmiş? 4 değişmiş. Burada ne kadar değişmiş? 7. Evet burada manyetik halka değişimi zamanla ne yapıyor? Değişiyor. Ama ne yapıyor? Burada atıyorum 8 1 art, artarken sonra ne yapıyor? 9 artıyor sonra 4 artıyor. Yani bir artıyor bir azıyor. Yani burada düzenli düzgün değişen düzgün artan bir şey yok. Çünkü bize art, zaman artsın ve düzgün artsın diyor. Buraya bakarsak burası ne yapmış? 1 değişmiş. Sonra burada ne kadar değişmiş? 2'lik bir değişim var 6 ile 4 arasında. Sonra burada 3'lük bir değişim var. Sonra burada 4'lük değişim var. Sonra burada 5'lik değişim var. Dolayısıyla ne yapıyor? Burada manyetik akı her saniye artıyor ve her bir artış bir öncekine göre düzgün bir şekilde artıyor. Dolayısıyla burada düzgün artan bir indüksiyon akımı nerede oluşacak? M çerçevesinde oluşturmuş olacağız. 13. soru demiş ki düz bir iletken çerçevenin içinden geçen manyetik akı zamanla şekildeki gibi değişiyor. Ne yapıyor? Azalıyor sonra ters yönde artıyor. O zaman 0T ve 2T aralığında oluşan indüksiyon akımı zıt yöndedir. Hayır arkadaşlar şöyle düşünün. Burada manyetik akı ne? Pozitif yönde ve ne yapıyor? Azalıyor. Pozitif yönde azalıyorsa ne yapacak? Buna karşı koymak için negatif yönde, eksi yönde bir indüksiyon emekası ve indüksiyon akımı oluşacaktır. Sonuçta azaldığı için arttırmak pardon tam tersi azaldığı için arttırmak isteyecek arttırmak için o manyetik alanla aynı yönde olduğu için pozitif yönde bir oluşacak. Çünkü zaten manyetik akımımız pozitif ve azalıyor. O zaman karşı koyacak karşı koyması için ne olacak azalan şeyi arttırmak isteyecek. Onun için oradaki manyetik akıyla aynı yönde bir manyetik akı indüksiyon emekası ve indüksiyon akımı oluşacak. Burada ise ne yapıyor arkadaşlar? Manyetik akımız negatif yönde ve ne yapıyor? Eksi yönde giderek artıyor. E ne yapacak bu adam buna? Karşı koyacak. Karşı koyması için ne olacak? Artıyorsa azaltmak isteyecek. Azaltmak için buradaki manyetik alan ters yönde olacak. E bu eksi yönde arttığı için ne yapacak? Burada da artıyor yönde oluşacak. Dolayısıyla her iki bölgede oluşacak. İndüksiyon akımız zıt yönde değil aynı yönde oluşur. İndiksiyon akımı veya bunu şuradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Birinci bölgedeki MK'yı bulurken ne diyeceksin? Eksi delta phi b bölü delta t. E delta phi b'yi bulurken ne yapacaksın? Son manyetik akı sıfırdan ilk manyetik akıyı çıkaracaksın. Geçen süreye böleceksin. O zaman sıfırdan phi'yi çıkardığın zaman burası eksi olacak. Bir de başında eksi olduğu için orada artı yönde bir MK oluşmuş olacak. İkinci bölgeye bakarsak. Eksi bu formülden gelen, lens kanundan gelen eksimiz zaten. Son manyetik akımız ne? Eksi fi'den ilk manyetik akımız sıfırı çıkaracaksın. Sonra geçen zaman t'ye böleceksin. Eksi fi'den sıfır çıkarsak burası eksi fi olur. Bir de başında eksi olduğu için e buradan da ne olur? Buradan da artı sonucu oluştu. Yani demek ki ikisi de aynı yöndedir. İndüksiyon akımı 0 t artan t2 t, t azalır. Hayır arkadaşlar indüksiyon EMK'sı ve indüksiyon akımı değişim hızına bağlıdır. E bu doğrusal bir değiştiği için 1'de de 2'de de emk nedir? Sabit değerdedir. Zamanla zamanla değişmez. Çünkü her bir saniyedeki değişim sabittir. 0 t indüksiyon akımı sabittir. Evet sabittir. Çünkü zaten hani delta fi bölü delta t diyoruz. Yani grafiğin eğimi aslında bize ne yapıyor? Orada indüksiyon emekası ve akımının büyüklüğünü veriyor. Eğim sabit olduğu için sabit bir emk oluşmuş deriz. Hop yönde çekersek diyor ki burada geçen indüksiyon akımların yönü. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Bir manyetik alan var. Kimi mıknasının oluşturduğu manyetik alan var. Mıknasının oluşturduğu manyetik alan enden dışarı çıkıyor. Şu yönde. Şunu çekeyim. B bu yönde geçiyor. Sonra buradan dönüyor, geliyor. Şurada da içe doğru geçtiği için şu yönde. İkisinin içinden de şöyle sola doğru geçen ne var? Bir manyetik alanımız var. Yalnız mıknatıs buraya doğru hareket ettiği için, x'e yaklaştığı için bu ikisinin içinden geçen manyetik alan şiddeti ne yapıyor? Giderek artıyor. Dolayısıyla buradaki manyetik akı artıyor. Manyetik akı artınca ne yapmak isteyecek? Azaltmak isteyecek. Azaltmak için içinden geçen manyetik alana ters yönde. Yani burada sağa doğru bir manyetik alan oluşturmaya çalışacak. E sağ el kuralına göre sağa doğru bir manyetik alan oluşturması için bu çerçeveden ne yapması lazım? Şu yönde yani arkadan öne doğru bir akım geçmesi lazım. İşte bu yön hangi yön oluyor? Bir yön oluyor. Yani buradan bir yönde ne yapar? Bir akım geçer. İkincinin içinden geçen de bir manyetik alan var ama mıknatısımız ne yapıyor buradan? uzaklaşıyor. E uzaklaşınca içinden geçen manyetik alan zayıflayacak. Dolayısıyla manyetik akı azalacak. E manyetik akı azalınca ne yapmak isteyecek? Karşı koyacak bu adam. Karşı koyacak yerine bir indüksiyon emek ve akım oluşacak. E karşı koyması için de manyetik akı azalıyorsa arttırmak ister. Arttırmak için bu içinden geçen manyetik alanla aynı yönde manyetik alan oluşturmaya çalışır. E bu yönde manyetik alan oluşturması için sağ el kuralına göre ne yapması lazım? Şöyle önden arkaya doğru bir akım geçmesi lazım. Yani baş parmağın sola doğru olması için dört parmak önden arkaya doğru sarması gerekiyor. Dolayısıyla buradan geçen akım ne olacak? Bu yönde olacak. Yani hangi yönde? Dört yönünde oluşacaktır. Cevabımız da Denizli'dir arkadaşlar.